Koronavirüsle mücadele devam ederken İnegöl'de polis vatandaşların en yoğun olduğu caddede maske denetimi yaptı. Denetimlerden maske takmayanlar tek tek ekipler tarafından ikaz edildi. Öte yandan denetimlere katılan ilçe kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl'de vakaların artmasının en büyük sebebinin ev hanımları ve memur eşlerinin topluca hareket etmesinden kaynaklandığını belirtti. Koronavirüsle mücadele sürüyor ama vaka sayıları Türkiye genelinde artarak devam ediyor. Vakaların önüne geçmek için kolluk kuvvetleri canla başla çalışıyor. Birbirinize en yakın akrabalarınızla bile ilişkiniz olmuyor. Devamlı devamlı maske takalım. Var mı maskeniz? Var var. Takın hemen. İnegöl Atatürk Bulvarı'nda vatandaşların en yoğun olduğu noktalarda polis maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Değil mi? Evelik kaç? 34. Sokağa çıkma yasağını bilmiyorum değil mi? Biliyorum. Ha. Serbest olduğunda gezeceksin. Evet. Diğer zamanlarda evde oturacaksın. Nene mi? Evet. İkiniz de zaten aynı gruba tabisiniz. Evet. Sizin sağlığınız için, evet. Çocuklarınız için, evet. Torunlarınız için, evet. Biz bu uyarıyı yapıyoruz. Ben kaymakamınızım. Evet. Emniyet müdürü, jandarma komutanı, ilçemizde vakalar arttı. Denetimlerde yine bildik manzaralar yaşandı. Bazı vatandaşlar ya hiç maske takmazken bazıları ise çene altından maske taktıkları görüldü. Hadi bakalım. Gençler. Gel bakalım. Maskeleri takın. Kaymakam Bey çağırıyor. Maskeleri takın. Çabuk onların önünü karşıya. Nerede? Karşıya. Ekipler vatandaşları bir kez daha uyararak maskelerini takmalarını sağladı. Öğrenmişsiniz değil mi? Evet abi. İyi sağlığınızı düşünüyorum. Az önce maske takarak gelelim ben. Şimdi? Hala bunun kapalı değil. Yapılan denetime katılan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü şunlar söyledi. Bu mücadeleyi başarmanın yolu maske, mesafe, hijyen. İlçemiz bazında baktığımızda maalesef son zamanlarda artışların büyük bir nedeni hanımlarımız. Hanımlarımızın ev gezmeleri, hanımlarımızın bu günleri, dolayısıyla temasların fazla olması, bu vakada da artışların birinci nedenleri neredeyse hanımlarımız üzerine alınmasın ama hanımlarımız hem kendi sağlığı için, hem çocukları için, hem anneleri, hem babaları için bazı alışkanlıklarından vazgeçmesi gerektiğinde fedakarlık yapması gerekiyor. Çünkü bunu niye söylüyorum? Vakalara baktığımızda özellikle memurlarımızın, çalışan memurlarımızın hanımlarının bulaştığını önceden tespit ettik. Bu her kurumda var. Dolayısıyla hanımlarımıza vakanın önlenmesinde büyük görevler düşüyor. Ben hanımlarımızın da bu görevi yerine getireceğine inanıyorum. Ve İnegöl'ümüzün de bu özellikle kahvelerde, lokantalarda ve diğer yerlerde hem iş yeri sahiplerinin hem de hemşerilerimizin kurallara mutlaka riayet etmesi. İnegöl bunu hak etmiyor. Bir kısım kendini bu konuda hiçbir şey olmaz gibi düşünenlerin yüzünden İnegöl'ümüzde şu vatandaşımız bunu hak etmiyor. Vatandaşlarımıza bu nedenle diğerlerinin de destek olması, kurallara uymayanlara da mutlaka uyarılması. Şimdi bazıları belki çıkar der ki sana ne? Kardeşim benim sağlığım, senin sağlığın, o insanların sağlığı o kuralsızlar yüzünden kötüye gidemez. Tamam mı? Bu nedenle hemşerilerimize bir kez daha uyarıyoruz. Kurallara, özellikle maskeye, mesafeye, hijyene ve kalabalık yerlerde özellikle bulunmamaya, mümkün olduğunca evlerinde aile ziyaretlerini en aza indirgemeleri. Çünkü bizim en büyük vakalardan birisi de bu ziyaretlerden kaynaklı. Bunları önlemek için de el birliğiyle gereksizler, basın mensupları, gerekse emniyetimiz, jandarmamız, sağlıkçılarımız, bizler hemşerilerimizin sağlığı için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Emeklerimizin boşa gitmemesi için hemşerilerimizin de mutlaka maskeye, mesafeye, hijyene uyması gerekiyor.